Odak Özden Çayırlı. İzmir doğumlu müzisyen, piyanist, orkestra şefi Özden Çayırlı, kısa film, reklam ve dizi müzikleriyle tanınan bir isim. Odağımıza aldığımız isim, çalışmalarını da yürüttüğü stüdyoda meslek yaşamını ve sanat hayatını anlattı. Merhabalar Özden Bey. Teklifimizi kabul ettiniz ve bize kendinizi anlatmayı bizimle birlikte siz de tercih ettiniz. O yüzden sizi dinlemek istiyorum. Öncelikle bir üniversite eğitiminiz tabii ki olmuş. Ardından öğretim görevlisi de olmuşsunuz. Çeşitli dizi ve filmlerin, reklamların müziklerini de yapmışsınız. Böyle bütün bu serüveni bir de sizden dinleyelim istiyorum ben. Çok teşekkürler nazik davetiniz için. 9 Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuarı'ndan mezunum ben. Ana branşım piyano. Hala da piyano üzerine her yaş grubuyla eğitim çalışmaları yapıyorum. Haliç Üniversitesi'nde Türk Müziği Konservatuvarı'nda biraz daha etnomüzikoloji alanında yüksek lisans yaptım. Hem hobi öğrencilerim var her yaş grubunda, hem de İngiltere merkezli sınav programlarına öğrenci hazırlıyorum. Hayatım bu şekilde devam ediyor. Bir taraftan da Beykent Üniversitesi'nde 2017 yılında bir orkestramızın temelini attık. Onlarla hem provalarımızı hem yeni yeni konser vermeye başladık. Müzik yolculuğunuzu böyle daha da detaylandıracağım ben aslında, ama müzik eğitimiyle ilgili şimdi hani girişi buradan yapalım diyorum. Müzik eğitimini siz zaten almışsınız ve şu anda da bunun eğitimini veriyorsunuz. Üniversitelerde de, çeşitli üniversitelerde de zaten bu anlamda eğitimler vermişsiniz. Şu anda mesela işte güzel sanatlar liselerinde veya konservatuvara, işte güzel sanatlar fakültelerine hazırlanan öğrenciler var. Yetenek sınavları için kendilerini hazırlıyorlar. Bu müzik eğitim yolculuğu nasıl geçmeli onlar için? Bir kere bu süreçte gerçekten çok disiplinli olmaları gerekiyor. Yani üniversite sınavına hazırlanmak zaten başlı başına bir süreç ve zor bir süreç. Özellikle üniversite dönemi, yani lise sonrası sınavlara girecek olan öğrencilerin iki katı bir disipline girmeleri gerekiyor. Çünkü üniversite sınavına hazırlanmalarıyla birlikte bir de özel yetenek sınavlarına hazırlanmaları gerekiyor. Dolayısıyla burada zamanlarını her şeyden önce çok iyi programlamaları gerekiyor. Bu zaman programlamasını yapmaya başladıktan sonra gerisi zaten çorap söküğü gibi geliyor. Yani buradaki esas kilit nokta bu. Tabii ki ikinci kilit nokta da bu sınav programlarına kendilerini doğru bir şekilde yönlendirecek ve hazırlayacak, disiplini onlara verecek bir hocayla çalışmaları gerekiyor. Çünkü özel yetenek sınavları çok kapsamlı oluyor. Ses soruyorlar, ezgisel bellek tekrarı soruyorlar, ritimsel bellek tekrarı soruyorlar. Eğitim fakültelerinde enstrüman çalması ve dikte gibi çalışmalar yapılıyor. Eğer devlet konservatuarında örnek olarak bir piyano bölümüne girmek istiyorsa, piyano bölümü konservatuarlarda daha küçük yaşta alındığı için o repertuarı da vermeleri gerekiyor. Dolayısıyla bu gerçekten en başta doğru bir zamanlama planlamasıyla yapılabilecek bir şey. En başta bunu öneriyorum öğrencilere. Siz peki nasıl hazırlanmıştınız? Sizin için nasıl bir süreç gelişmişti? Nasıl piyanoyu örneğin öğrenmeye başladınız? Müzikle olan ilk ilişkiniz ne zamana dayanıyor? Aslında yaş itibariyle çok da bilinçli değildim. Yani aileden gelen bir şey. Ailemde profesyonel müzisyen yok ama babam gitar çalıyor benim. Ben babamın hep gitarını dinleyerek büyüdüm. Annem de şarkı söylüyor. Gençliğinde İzmir TRT Gençlik Radyosu'nun koristlerinden imiş kendisi. Burada tabii ki ailenin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü bendeki bu durumu onlar
keşfettiler. Şimdiki yeni nesil anne babalar biraz daha bilinçliler. Çocuklarına biraz daha fazla yönlendirme yapmaya başlıyorlar ama benim jenerasyonumdaki anne babalar aslında şimdi yeni nesil jenerasyondaki anne babalar kadar çok bilinçli değillerdi. Eğitimci bir annenin ve ticaretle uğraşan bir babanın tek çocuğuyum ben. Kendilerinin müzikle uğraşmasından dolayı aslında klasiktir bu Türkiye'de. Önce mandolin çalarak ben başladım. Sonra mandolin hocamın yönlendirmesiyle ben piyano eğitimi almaya başladım. Daha sonra da ailemi yine yönlendirmesiyle konservatuar sınavlarına girdim ve kazandım. Şimdiki çocuklar daha bilinçliler. Yeni nesil jenerasyon, anne babaların yeni nesil çocukları. Çünkü onlar isteklerini daha net bir şekilde söyleyebiliyorlar. Tercihlerini daha net bir şekilde yapabiliyorlar. Bizim zamanımızda biraz daha şeydi. Anne baba ne derse o şekilde biz yol alırdık. Ama benim de 7,5 yaşında bir oğlum var. Kendi annem babamdan gördüklerim ve kendi öğrendiğim babalık sonucunda hani daha bilinçli bir baba olmaya çalışsam da dediğim gibi onlar biraz daha isteklerini daha net bir şekilde ve daha kararlı bir şekilde belirtebiliyorlar. O herhalde şey artık şimdiki çocuklarda sanki anne karnından öyle bir enerji alıyorlarmış gibi hali hazırda çıkıyorlar her şeyi bilerek. Evet yani benim annem bu yeni nesil çocuklar için milenyum çocukları diyor. Aslında çok da güzel bir tabir. Şu an mesela bir stüdyodayız ve aslında sizin belki de kendinizle en mutlu hissettiğiniz yerdir. Bu stüdyoya gelene kadar siz birçok yolculuk yaşadınız ve müzik piyasası dediğimiz aslında o sürekli kulaklara pelesenk olan şeyin de içindesiniz. Aynı zamanda tabii sanat kısmı var ama piyasayla sanat birbirinden hani ayrı mı? Şimdi ben mesela söylerken bile bir de sanat kısmı var dedim örneğin. Yani bu işin sanat olan kısmıyla piyasa ve işte daha çok maddi olan kısmı arasında fark var mı? Elbette var. Aslında hani hep bir şey tartışması vardır ya sanat sanat için mi, sanat halk için mi? yani herkesin farklı cevap verdiği bir sorudur bu. Piyasa dediğimiz yani daha popüler kültür üzerindeki kısım biraz daha farklı dönüyor. O biraz daha tüketime yönelik, biraz daha insanların isteklerine yönelik daha zor aslında. Çünkü sanat kısmını, işin daha klasik boyutunu hiç olmazsa şey diyebiliyorsunuz yani ben bunu kendim için yapabilirim diyebiliyorsunuz. Ama öteki tarafta bir tüketim söz konusu ve oradaki ona göre bir şeyler o taleplere cevap vermeniz gerekiyor. Şimdi tabii siz bunu söyleyince şunu ben direkt böyle bir netlemek için tekrar soruyorum. Bu durumda müzik sanatı ve müzik piyasası olarak ikiye ayırmamız mümkün müdür? Aslında mümkün. Sizler zaten siz dizi, film, reklam müzikleri de yapıyorsunuzdur. Az önce konuşmamın başında da ben söylemiştim. Sizinle ilgili topladığım bilgilerden bu. bu zaten direkt aslında müzik piyasası, dizi, film ve reklam ve söylediniz işte örneğin bir üretim var. Dizi, film ve reklamda da bir üretim, tüketim var. Yani tüketime bağlı olarak üretim yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu üretimi yaparken peki yani birçok şeyi bir arada düşünmeniz gerekiyor. Hem sanatı düşünüyorsunuz, hani hem sanatınıza da saygınız var. Diğer yandan örneğin reklam. Yani o reklam filmini izleyecek işte kişinin hangi müziği duyduğunda işte daha albenisi olacağını düşünüyorsunuz falan. Böyle aslında bana şu an çok karmaşık geliyor tabii müzisyen olmadığım için. Sizin de böyle karmaşanız var mı? Bu karmaşayı nasıl anlatırsınız bana? Anlatırken bile çok karmaşık oldu valla benim aklım karıştı ne sorduğumla ilgili. Aslında reklam, dizi, sinema ya hepsi birbirinden çok farklı yaklaşımlar. Ama içlerinde bana en çok keyif veren ve en çok adrenalin yaşatan işin reklam kısmı ve en zor kısmı. Burada tabii ki bir reklam müziğinin oluşturduğunuz süreç içerisinde işin ajans kısmı, müşteri marka dediğimiz kısım ve kreatif kısmı ve müzisyen kısmının ve tabii ki senaryo kısmının hepsinin birlikte grift bir şekilde çalıştığı bir süreç oluyor.
markanın aklında bir şey oluyor, işte ajansın önerdiği bir şey oluyor, işte kreatif direktörün, müzisyenin, işte senaristin yazarken hepsinin ayrı ayrı bir şeyle kafalarında bir şey oluyor ve ortaya bunları birleştirmek gerekiyor. Burada tabii ki reklam kısmını üretirken aslında çok da fazla sanatsal bir şey yani belli noktalarda yapabiliyorsunuz. Çünkü reklamda süre çok kısıtlı ve o kısıtlı süre içerisinde o markayı en doğru bir şekilde anlatmanız gerekiyor müzikle. Biliyorsunuz bazı reklamlarda dış ses vardır, bazılarında yoktur. Yani bunu sadece müzikle anlatırlar. O işin daha da zor bir kısmı. Burada tabii ki o sanatsal geçmişinizden bir birikimle işin teknolojik kısmını harmanlayarak ortaya bir şeyler çıkartıyorsunuz. Reklamlarda bir de özellikle son zamanlarda ama önceden de her zaman aslında duyduğumuz bir şeydi. Bu bazı klasik müzikleri neredeyse halk reklamlardan öğrendi. Yani klasik müzikler de reklamlarda çok fazla kullanılmaya başlandı. İşte bir temizlik reklamında örneğin Beethoven'ın bir parçasını duyabiliyoruz. Sonrasında hani o insan belki bunu hiç öncesinde duymamış oluyor ama aslında bu bir parça zaten var olan bir klasik müzik. Yani sizin yaptığınız şeyler peki buna daha çok benziyor mu sizce? Yani örneğin bu tarz şeyleri de halkla buluşturmaya çalışıyor musunuz? Bu durumla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yoksa siz tamamen baştan bir üretim, yeniden yaratım mı yapıyorsunuz? Şöyle yani aslında biz müzisyenler olarak baştan özgün bir şey yapmayı her zaman daha çok tercih ediyoruz. Ama az önce de anlattığım gibi o işin en baştaki masa kısmında buna hep birlikte karar veriliyor. Bir de şöyle bir durum var. Son birkaç yıldır Türkiye'deki reklam müziği biraz şeye dönmeye başladı. Yani kulağa aşina bilinen bir parçanın reklama uyarlanmasına dönmeye başladı. Var olan aslında. Var olan. Evet. Gibi. Yani bu ne kadar doğru tartışılır yani. Ama her reklama ya da büyük bir yüzdesini bunu yapmak biz müzisyenleri çok da mutlu etmiyor açıkçası. Çünkü özgün bir şekilde çalışmak ve kendi içinden gelen bir şeyi çıkarmayı her müzisyen her zaman daha çok tercih eder. Bir de ben klasik müzik kısmını söyledim ama artık son zamanlarda olan kısmı klasik müziğin çok dışında tabii. Daha popüler şarkılar falan kullanılmaya başladı. Sizin peki dinlemeyi en çok sevdiğiniz müzik türü nedir? Özellikle bir müzisyen olarak müziğe nasıl yaklaşıyorsunuz? Yani hem işiniz hem zaten kulak doygunluğunuz için bu sanattan zevk alıyorsunuz. Sizin için bir ayrım var mı? Zor oluyor mu? Şöyle yani ben tek bir müzik türü dinlemiyorum açıkçası ve ya sadece yani her şeyi dinliyorum ama bu beni daha mutlu ediyor diyemiyorum. Bir kere hani yine işin eğitim kısmına da gelmiş olduk aslında bu birazcık o noktayı da ilgilendiriyor. Bir profesyonel müzisyenin ya da bir müzik öğrencisinin aslında her müzik türünü dinlemesi gerekiyor. Yani klasik müzikte. Klasik müzikte tabii kendi içerisinde birçok şey ayrılıyor işte bunun içinde operası var. Onlar dönemlerine ayrılıyorlar baroklar, işte modernler. Sadece tek solo enstrüman olan piyano ya da keman gibi ya da senfonik gibi. Blues da dinlemeli, halk müziği de dinlemeli, arabesk de dinlemeli. Ben bir klasik müzik eğitimi veren okuldan mezunum. Genelde klasik müzik eğitim alan öğrencilerde önce bir şey vardır yani işte klasik müzik biliyorsunuz çok seslidir bir tek sesli dediğimiz yani polifonik olmayan müzik türlerini biraz daha böyle bir küçümseme vardır. Açıkçası ben kendi adıma şunu itiraf edebilirim ki ben kendi müziğimizi tam anlamıyla askerde keşfettim. Tabii ki bilmiyor muydum, biliyordum ama bu kadar derinlemesine araştırmamıştım açıkçası. Çünkü o askerlik dediğimiz kavramda ülkenin her yanından, her kültürden birçok gencin anne babasının evinden ilk defa kopup geldiği bir ortam oluyor. Dolayısıyla her şey dinleyen ve bir kenarda bir türkü mırıldanan, bir şeyler söyleyen bir gençle karşılaşıyorsunuz. Kendi ülkenizde kültür şoku gibi. Kendi ülkenizde bir kültür şoku gibi ve sonra şunu fark ediyorsunuz. Aslında yaşadığımız coğrafyadaki öyle bir kültür mozaiği var ki çok geniş bir halk müziği ve sanat müziği yelpazemiz var. Bu aslında yemek kültüründe de böyle yani örnek verecek olursam keşkek yemeğini Türkiye'nin 7 bölgesinde 81 ilinde nereye giderseniz gidin birçoğunda vardır ama hepsi ayrı bir şekilde yapıyorlar.
halk müziği de böyle. Yani aynı yörenin farklı işte şehirlerinde, köylerinde, ilçelerinde aynı eseri farklı bir şekilde yorumlayabiliyorlar. Dolayısıyla her müziği dinlemeyi seviyorum. Daha doğrusu ruhuma iyi gelen her müziği dinlemeyi seviyorum. Ve bir müzisyen zaten birçok müzik kültüründen de beslenmeli diye düşünüyorum. Ve bunu özellikle birçok öğrencime tavsiye ediyorum. Küçük öğrencilerimle yaptığım bir takım çalışmalar oluyor. Onlara da bu müzik kültürünü aşılamak için. Onlara bir Aşık Veysel günü yapıyorum mesela. Mutlaka Aşık Veysel'in birkaç tane eserini dinletiyorum. Çok şaşırıyorlar. Yani 6 yaşındaki bir çocuğa Aşık Veysel eserini dinlettiğinizdeki tepkileri gerçekten çok keyif verici oluyor. İnanılmaz oluyor. Zaten piyano eğitimi yapıyoruz. Piyano içlerinde bir sevgi olarak büyüyor. Mümkün olduğunca onlara çeşitli müzik dallarını sevdirmeye ve tanıtmaya çalışıyorum. Müzik zevkinizin ne kadar derin olduğunu cevaptan da zaten aldım ben. Çok teşekkürler. Türkiye'nin müzik zevki ne peki sizce? Yani işte yöresel olarak biraz önce söylediğiniz gibi birçok zaten aynı belki aynı sözlerin, aynı hisleri, aynı his olması mümkün olmasa bile farklı şekillerde dile getiren, gerçekten artık kendinin rakı bile kendine özgün bir hale getirmiş bir ülkeden bahsediyoruz örneğin. Sizce şu anda ve geçmişte Türkiye'nin müzik zevki neydi? Nereye doğru gidiyor? Aslında bunu şöyle ayırmak lazım. Yani bir duysal ve görsel medyada sunulanlar, verilenler var. Bir de oradan çıkıp Anadolu'ya doğru gitmeye başladığınızda halkın dinledikleri var. Genelde televizyon ve radyolarda daha popüler müzikler çalınıyor. Yani aralarında birkaç tane işte halk müziği çalan, yayın yapan radyoda bulabiliyorsunuz. İşte devlet kanallarında biraz daha klasik müzikler de dinleyebiliyorsunuz. Dini müzikler çalan kanallar var. Ama Anadolu'ya gitmeye doğru başladığınızda insanlar daha fazla halk müziği, Türk sanat müziği ya da arabesk diye tabir ettiğimiz müzik dinliyorlar. Aslında biraz daha geriden, tarihten aldığımızda Osmanlı zamanında iki türlü müzik vardı. Biri halk müziği, biri de Türk sanat müziği. Aslında biri halkın yaptığı, biri de sarayda yapılan müzik diye de bunu tabir edebilirsiniz. Cumhuriyet'in kurulması ile birlikte batılılaşma ve modernleşme, batıyla biraz daha yakınlaşma ve girift ilişkiler içerisinde olmak adına klasik müzik, senfonik müzik ve opera Türkiye'nin getiriliyor. Fakat tabii ki her zaman her şey doğru yapılamayabiliyor. Yani bu bilerek anlamında bunu asla yargılayamam, yanlış anlaşılmasını da istemem. Ama bir geçiş sürecinde yanlışlar olabiliyor ya da yanlışlar demeyelim de eksikler olabiliyor. Belki o noktada biz biraz daha Azerbaycan mantığıyla o klasik enstrümanların içerisinde bizden bir şeyler koyabilseydik, bir bağlama gibi, bir kanun gibi ya da bir bendir vesaire falan gibi, belki bunu biraz daha farklı bir şekilde, farklı bir müzik kültürü şeklinde getirebilirdik. Halk müziğinden bir arabeske geçiş oluyor daha sonra bir dönemde. Sanıyorum 80'lerin başlarında. Öncesinde popüler müzik oluyor tabii ki. Çok da güzel eserler var ve esas popüler müzik dediğimiz zaman esas gerçek müzisyenlerin olduğu. Çünkü bu kadar büyük bir stüdyoda hepsi aynı anda canlı çalarak yapıyorlar. Şimdi her şey biraz daha rahat biliyorsunuz. Yani tek tek enstrümanları kanal kanal kayıt yapabiliyorsunuz. Daha sonra 80'lerin başında sanıyorum bir arabesk müzik dönemi oluyor. Bu sinemayı da etkiliyor aynı paralellikte ve 90'larda tekrar Türkiye'de popüler müziğin keşfedilmesiyle birlikte ortalarına doğru Türkiye'de bir rock müzik gerçeği ortaya çıkıyor. O güne kadar biraz daha asi diye tabir edilen müzisyenler ya da gençlerin icra ettiği ve dinlediği bir müzik olarak bakılırken 90'lardaki pek çok iyi grubun ve solistin işte Kargo gibi, Şebnem Ferah gibi,
Mor ve Ötesi gibi, Özlem Tekin gibi isimlerin ve grupların gerçekten çok başarılı ürünler, eserler ortaya, albümler çıkarmasıyla çok farklı bir yere gidiyor. 2000'lerde dijital dediğimiz olayın dünyada yaygınlaşmasıyla birlikte... Milenyum. Evet, milenyuma geldiğimizde iş biraz daha değişiyor. Yani artık yavaş yavaş albüm satma, işte CD dediğimiz olayın azalmaya ve bitmeye, yok olmaya başlamasıyla birlikte artık tek parça tek parça daha dijital dünya üzerinden duysal ve görsel olarak müzik çok farklı bir yere doğru gitmeye başladı. Müzik türümüzde aslında çok çeşitlilik gösteriyor. Peki size, yani siz aslında bununla ilgili bana çok derin bir cevap verdiniz ama en sevdiğiniz şarkıyı sorsam, yani sizin işte böyle sizin için yer etmiş, gerçekten duyduğunuzda size böyle güzel şeyleri hatırlatan falan bir şarkı var mıdır? Ben Chopin'in nocturnlerini çok severim. Daha böyle herkesin anlayabileceği şekilde basit indirgeyecek olursak The Pianist filminde kullanılan eserleri biraz daha bana hitap ediyor. Belki piyano kökenli olmamdan dolayı, bilmiyorum. Bu şekilde belki duygusal bağ da kurmuş oldunuz. Evet. Şimdi orkestra şefliğinize tabii gelmek istiyorum ben. Bir ekip halinde çalışılıyor orkestra şefliğinde. Zaten Beykent Üniversitesi ile birlikte de çalışıyorsunuz. Orada da gerçekten duygusal bağ kurduğunuz çok güzel bir ekibiniz var. Orkestra şefliği nasıl bir durum? Yani sizin müzik kariyerinizde nasıl bir durum? Bir de orkestra şefliği müziğin hangi kısmı? Anladım. Teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Şimdi aslında orkestra şefliği klasik müzikte, operada, yani senfonik müzikten bahsediyorum ve operada ve Türk müziğinde, halk müziğinde o orkestrayı işte yöneten kişi kısaca ve parçanın ritmini, kimin nerede işte susacağını, gireceğini, ki notalar olduğu halde bunu şey gibi düşünün, bir futbol takımının teknik direktörü ya da basketbol takımının koçu gibi düşünün. En basit şeklinde oradaki oyuncuların hepsi yeteneklidirler aslında. Fakat onları yönlendiren bir başlarında bir koç vardır ya da teknik direktör vardır. Kimin nerede koşacağını, ne yapacağını, işte pas atacağını, bunları taktiksel anlamda gösteren kişidir. Bizim okul orkestramızdaki daha popüler orkestralarda ise bu biraz daha farklıdır. Zaten herkesin ne yapacağı bellidir ama yine bir yönlendirme vardır. Yani tamamen %100 farklı değildir. Şef biraz daha müzisyen kimliğini de gösterir. Orkestranın içine dahil olabilir. Yani diğer orkestralardaki şef gibi elinde şu şekilde hani yönetmez. Zaten herkesin ne yapacağı bellidir. Klavyede durabilir. Klavyede durabilir ya da piyano başında durabilir. Şimdi reklamdan en çok aslında zevk aldığınızı söylemiştiniz. Müzik piyasasında yapmış olduğunuz işlerden. Dizi ve filmler tabii ki de var. Dizi ve filmlerde reklamlardan tabii daha uzun olduğu için insanı da, aslında izleyiciyi de kendisine daha çok çeken yapımlar oluyor. Bu anlamda sizin yani müzik üretiyorsunuz sonuçta. Ama eminim işte yönetmenle birlikte de bunu düşünüyorsunuzdur. Belki senaristle birlikte de bunu düşünüyorsunuzdur. Bu dizi ve filmlerin müzik üretim süreci nasıl oluyor? Birlikte çalıştığınız yönetmenler ve senaristlerle örneğin ilişkileriniz nasıl? Onlar kimler? Bize belki biraz birkaç isim de verirsiniz. Tabii. Şimdi aslında Türkiye'deki dizi sektörü dediğimiz olay yurt dışındakinden çok daha farklı bir sistematikte işliyor. Yurt dışında genelde dizilerin süreleri 40-45 dakika maksimum, çok prodüksiyonlu projelerde 60 dakika olabiliyor. Ve bunları öncelikle çekiyorlar. 13 bölüm ya da 15 bölüm ya da 10 bölüm boyunca. Ondan sonra işlemler yapılıyor ve ondan sonra yayınlanıyor. Bizde böyle değil ama. Bizde her hafta yaklaşık 2,5 saatlik bir şekilde çekiliyor ve gerçekten Türkiye'deki senaristlerin ve set ekiplerinin, set çalışanlarının yaptıkları çok olağanüstü bir şey. Çünkü her hafta o kadar sürelik bir işi yazmak da çok zor. Her hafta o kadar sürelik bir işi çekmek de çok zor. Ve kurgusu vesaire bir sürü işlemi var. Evet, ve gerçekten çok uykusuz ve çok zor şartlarda çalışıyorlar. Dizinin müzik anlamındaki kısmı
Burada genelde çok ajans ve müşteri mantığı olmadığı için yapımcılar çok fazla karışmıyorlar. Daha ziyade işte senaristin ya da yönetmenin aklında ya da ikisinin aklında olan bir şey olabilir ve yine bir üçlü bir şekilde çalışılabiliyor. Yani şöyle olabilir, böyle olabilir. İşte ben biraz daha rock istiyorum, ben biraz daha rap istiyorum. Ya da biraz gibi. Daha geniş kemanlı gibi. Tabii ki reklama göre biraz daha rahat çünkü süre kısıtlamanız yok. Sahne geçişlerinde en azından müziği fade out dediğimiz teknik bir şekilde yapabiliyorsunuz. Ama reklamda 35 saniye diye başladığınız bir müzik bir anda size bir telefonla 15 saniye düştü gibi bir şey denebiliyor ve bütün her şey tekrar kurgulamanız gerekiyor. Ama dizide böyle değil, yedirebiliyorsunuz bunu. Çok keyifli o bir şey tabii ki çalışmak. Hepsinin ayrı bir keyfi var. Sinema müziğinde biraz daha farklı çalışabiliyorsunuz. Biraz daha farklı yaklaşımda bulunabiliyorsunuz. Çünkü dizide süre gelen bir konu var ve devam ediyor. Ve ona göre müzikler hazırlıyorsunuz. Ama sinema genelde 90 dakika ve üzeri olan bir süre olduğu için ona göre belli müzikler seçebiliyorsunuz. O şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Orkestra şefliğine tekrar geri dönelim o zaman. Orkestra şefi zaten aslında orkestranın öğretmeni evet. diye tabir edilebilir. Siz hem üniversitelerde eğitmenlik yapıyorsunuz, zaten öğretmenlik yapıyorsunuz. Hem orkestrada öğretmenlik yapıyorsunuz. Hem de aslında sizin de bir çocuğunuz var ve eminim onunla da yani bu işin içinde olan biri olarak ve müzik kulağı iyi olan biri olarak ona da müzik eğitimi vermek istiyorsunuzdur belki. Önce bir o yüzden sizin çocuğunuzla olan müzik yolculuğunuz nasıl? Öyle bir yolculuğunuz var mı? Bunu merak ettim. Ben sormak istiyorum. Aslında benimki birazcık şey oluyor. Terzi kendi söküğünü dikemez gibi oluyor. Sizin de babadan gelmiş ya çünkü. Evet. Oğlumun müziğe karşı çok bir ilgisi var ve çok da yeteneği var. Annemizin, eşimin de çok iyi bir müzik kulağı var. Profesyonel bir müzik insanı değil ama çok iyi bir dinleyici. Evimizde her zaman her daim müzik var. Kendi çocuğumla piyano çalışıyorum birazcık, notasyon çalışıyorum ama onun esas davula ilgisi var. Gripping grubunun davulcusu sevgili İlker Baliç'le çalışıyorlar. Aralarında çok güzel bir bağ var. Davulcu ve piyanist olmak istediğini söylüyor büyüdüğünde. Hayat onu nereye götürecek bilmiyorum ama biz anne baba olarak elimizden gelince desteklemeye çalışıyoruz onu. İstediği yere gider umarız hayatım. Umuyorum ki. Beykent Üniversitesi'nde orkestra şefisiniz. Zaten biraz önce bahsettik. Ben o konuyu tekrar tekrar böyle pişirip getiriyorum. Detaylandırmanızı rica ediyorum. Nasıl bir ekipsiniz? Ekip ruhunun önemi ne bu konuda? Nasıl kuruldu orkestra? Sizden dinleyelim. Kuruluş kısmından önce başlayayım. 2017 yılının Mayıs ayı gibi tıp fakültesi kurucu dekanı Sayın Profesör Doktor Burak Ömür Çakır Hoca ilk bu fikirle bana geldi. Hocam böyle böyle bir şeyler yapabilir miyiz, nasıl olur diye. Ben zaten gençlerle çalışmayı çok seviyorum. Hala kendimi üniversite öğrencisi gibi hissediyorum ruhen. İşte bir takım planlamalarımızı vesairemizi yaptık. Okul açıldıktan sonra da bir orkestra seçmesi yaptık. Okulda gerçekten müzik bölümü öğrencisi olmayıp da çok yetenekli öğrenciler var. Önce provalarımızı yapmaya başladık. Okul bu konuda bize çok destek oldu gerçekten. Fakat çalışmaya başladıkça aramızda çok güçlü bir sevgi bağı oldu sizin de söylediğiniz gibi. Bu işteki en önemli nokta ne kadar iyi bir eğitmen ya da bir şef ya da bir müzisyen olursanız olun ya da ne kadar yetenekli bir müzisyen ya da müzik öğrencisi olursanız olun aranızdaki o sevgi bağı, o elektrik tutmazsa hiçbir şey çıkmıyor ortaya. Ama biz esas kilit noktayı çok güzel yakaladık orkestradaki öğrenci arkadaşlarla ki aramızda mezun öğrenciler de var. Devam ediyorlar bizimle. Kopamıyorlar. çünkü hepsi çok kalpten gerçekten gelip çalışıyorlar. Çok büyük bir sevgiyle çalışıyorlar. Ben de onları çok seviyorum ve gerçekten özverilerine hayranım. Çok zor koşullar altında geliyorlar. Bu çok zor koşullar derken sınavlar oluyor, mezun olanlar oluyor. Hı-hı. İşte içlerinde stajları olanlar oluyor. Gibi bir öğrenci için, müzik öğrencisi olmayan bir öğrenci için o tempoda o çalışmaları yapmak gerçekten çok büyük bir özveri ve çok zor bir koşul.
provalarımızı yaptık ve bu sene konserlerimize başladık. Çok da güzel, açıkçası beklediğimizden daha büyük, güzel tepkiler gelmeye başladı ve okulla ilgili olsun, okul dışından olsun konser teklifleri gelmeye başladı. Tabii ki bu orkestradaki arkadaşlarımı çok motive ediyor. Beni de çok mutlu ediyor çünkü çok emek verdiler ve bu emeklerinin karşılığını yavaş yavaş... Beğenilmek de aslında değil mi? Çok motive tabii ki, eden bir şey. Çok motive eden bir şey. Sizin için belki alışkanlıktır ama sonuçta öğrenciler, yeni mezun biri için veya ilk defa sizinle birlikte orkestranın içinde bulunan biri için bence muhteşem bir duygudur. Çok muhteşem bir duygu çünkü açıkçası ben de bu gibi orkestra çalışmalarında genelde bugüne kadar hep müzik öğrencileriyle, yani müzik okuyan öğrencilerle yapmaya alışkın birisi olduğum için bu benim için de bu tarz bir çalışma aslında ilk bir deneyimdi. Herkesin de çok kolay kolay cesaret edemeyeceği bir şey. Çünkü müzik öğrencisi olmayan bir öğrenciyle aynı dili konuşabilmek çok kolay bir şey değil. Ama ortaya çıkan her şeyden siz sorumlusunuz ayrıca. Evet, ama dediğim gibi o aramızda o kadar güzel büyük bir sevgi bağı oluştu ki bizim. Çok güzel bir dil yakaladık biz. Dolayısıyla bu bizim yaptığımız çalışmalara ve konserlerimize de yansıdı. Bir çekirdek kadromuz var şu anda. Tabii ki buna katılmak isteyenler olacaktır mutlaka. Kapımız herkese açık ama kapımız herkese açık derken tabii ki bir seçme yapmak durumundayız. Çünkü biz üniversitemizi temsil ediyoruz. Dolayısıyla belli bir seviyede olan öğrencileri tercih etmemiz gerekiyor. Ama bu işle ilgili belli bir seviyeye gelmek isteyen öğrencilere de yol göstermek anlamında kapımız her zaman açık. O zaman o kısmı da ben tekrar sorayım. Belli bir seviye derken nasıl bir seviyede örneğin olmaları gerekiyor? Hani bununla ilgili net bir cevap vermeniz mümkün mü? Anladım. Şöyle, ya en azından nota bilmese de akor okuyabilen ve çok başlangıç seviyesinde olmayan, en azından bir orta seviyede bir enstrüman çalabilen bir öğrenci arıyorum genelde. Genelde bu şekilde. O zaman evet, seçmelerden sıyrılabilecek öğrenciler. Evet. Orkestradaki ekip ruhundan böyle bahsettik. Ya sizin evet iletişiminiz çok iyi ama müzik, birlikte müzik yapmak da sadece o müzikten çok iyi anlamak değil galiba. Belki de çok işte şahane bir orkestrada, şahane bir iletişimsizlikte çalışıyor olabilirdiniz. Bunun da ayrımı çok önemli galiba. Çok önemli. Benim onlarla olduğum sürenin dışarısında da birlikte vakit geçiriyorlar. Şimdi müzikte bu çok önemlidir. Yani aynı ekipte çalışanlar bir yerden sonra işte karı koca gibi olurlar. Yani bir bakışlarından birbirinin ne demek istediğini sahnede, provada anlarlar. Bu artık bizim orkestramızda oluşmaya başladı. Dün arkadaşlar kendileri bile söylediler bunu, bana ifade ettiler. İşte hocam biz artık işte şu noktada şunu işte sizden ya da diğer arkadaşlarda alabiliyoruz, hissedebiliyoruz diye. Buraya gelmek çok güzel bir şey, çok güzel bir nokta tabii ki. Bundan sonraki projeleriniz ne olacak? Peki konser teklifleri gelmeye devam edecek, onu biliyoruz ama bunun dışında sizin böyle planladığınız şeyler var mı? Veya yeni dönemde mi planlamaya başlayacaksınız? Planladığımız şeyler var. Planlamak istediğimiz projelerimiz de var. Mesela bir Darül Ecez'e konseri vermek istiyoruz. Çeşitli okullara gitmek istiyoruz. Çok güzel projelerimiz var bunlarla ilgili. Sosyal sorumluluk da aslında o zaman evet, işin içinde. Bu da bizim için evet, aslında çok sevindirici bir durum. Orkestradan bahsettik, sizin müzik hayatınızdan bahsettik, dizi ve filmlerden bahsettik. Müzikle ilgili aslında çok şey konuştuk sizinle ilgili. Sizin peki bireysel olarak projeleriniz neler olacak? Bir de onu dinleyelim istiyorum. Nelere devam edeceksiniz? Benim bireysel olarak sevgili Mercan Dede ile bir projem var onunla. Ayrıca onun dışında kendim yine Mercan Dede'nin desteğiyle yapacağım bir proje var. Hatta bu sürprizi de buradan size açıklayayım. Bu projenin içinde okuldaki orkestramızdan bir öğrencim de yer alacak benimle. Çok güzel. O zaman çok şanslı aslında Beykent Üniversitesi öğrencileri de bu anlamda. Sizinle iletişim kurduklarında ve bir ekip olduklarında bu şekilde de önlerinde kapı açılabilecek. Ben bir eğitmen olarak, bir şef olarak ya da orkestradaki öğrencilerin başındaki hocaları olarak onlara bir kapıyı açmaya çalışıyorum tabii ki. Ama esasında bu kapıyı kolundan tutup açacak olan da kendileri. Şu anki orkestramızdaki çekirdek kadrodaki arkadaşlar bu kapıyı açıyorlar, zorluyorlardı zaten yani.
Ben açmak istemesem de açıyorlar onlar her şekilde. Ve dediğim gibi bu tamamen onların özverileriyle, bu işi kalpten yapmalarıyla ve çok içten isteyerek sevmeleriyle olan bir şey. Ben de elimden ne geliyorsa bütün enerjimin, terimin sonuna kadar onlara bu konuda destek olmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Aslında tüm sorularımı cevapladınız. Benim böyle daha merak ettiğim birçok şey var ama konu müzik olunca da daha da böyle aslında uzuyor ve derinleşiyor. Son olarak şunu da sormak istiyorum. Müzik öğretmenisiniz sonuçta. Akademisyen olarak hep bahsettik. Bunun zaten derslerini veriyorsunuz. Bireysel dersler de veriyorsunuz. Müzisyensiniz de. İkisi elbette ortak noktada ama yani ikisini birbirinden ayırdığınız noktalar oluyor mu? Mesela herkes müzisyen olamayabilir ama işte müzik öğretmeni olabilir mi? Hani bu şekilde noktalar var mı önemli olan? Var. Yani herkes de müzik öğretmeni olamaz. Ya da bir enstrüman eğitmeni olamaz. Çünkü bu nasıl bir enstrüman yeteneğiyse aslında öğretmenlik de bir yetenek. Öğretmenlik her şeyden önce çok büyük bir özveri ve sabır isteyen bir meslek dalı. Dolayısıyla gerçekten sebatkar olmayan, çok sabredemeyen gibi ya bunların sergileyemeyenlerin öğretmenlik yapmaları çok zor. Özellikle daha küçük yaş gruplarıyla çalışıyorsanız onların öz bakımlarına kadar her şeylerine hakim olmanız gerekiyor. Sadece ben dersi veririm giderim diyemiyorsunuz. Çünkü çok savunmasız küçük öğrencilerle de çalışıyorsunuz bireysel olarak 7 yaş 6 ve onlar tamamen sizin gözünüzün içine bakıyorlar. Diğer bir kısmı da anne babalar size güvenip çocuklarını emanet ediyorlar. Onların hem ruhsal anlamda hem sosyabilitel anlamda gelişimlerine mutlaka bir dokunuş yapmanız gerekiyor. O yaş grubunda yapacağınız bir hatalı davranış, kuracağınız bir cümle birçok şeyi yaralayabiliyor ya da birçok şeyin gelişimini engelleyebiliyor. Dolayısıyla öğretmenlik sadece bir şeyi göstermek ya da öğretmek ya da eğitimini vermek değil, aynı zamanda her şeyle bir bütün olarak ilgilenmek. Az önce dediğim gibi işte öz bakımından tutun da onunla onu çok heyecanlandıran bir şeyi sabırla defalarca anlatmasını dinlemeye kadar. Son olarak müzik yolculuğuna profesyonel olarak başlamak isteyen, bu anlamda başarılı bir şekilde devam etmek isteyenlere hangi tavsiyelerde bulunursunuz, ne yapsınlar? Her meslek çok zordur ama sahne sanatlarını ya da sanat kısmını ya da müzik olarak sadece bunu daraltacak olursak yapacak olan öğrencilerin daha fazla zorluğu var. Bir kere her şeyden önce dört duvar arasında kapanıp sürekli çalışmaları gerekiyor. Yani biraz daha az sosyal yaşantıları olmaları gerekiyor. Diğer mesleklerden ayıran unsurlarından biri de sahne ve seyirci asla beklemiyor. Çocuğunuz hasta olur ama seyirci beklemez, çıkmak zorunda kalırsınız. Anneniz babanız vefat eder, defnedersiniz ama akşam seyirci sahne beklemez. O acınızı kalbinize gömüp çıkıp yüzünüzdeki gülümsemeyle birlikte, aynı enerjinizle birlikte konserinizi vermek zorundasınız. Dolayısıyla bu çok sabır ve büyük disiplin ve özveri işi. Kendilerine en başta da programın söylemiştim ya, doğru zaman planlaması yapabildikleri takdirde çok disiplinli ve özverili bir çalışmayla ancak o zaman istedikleri bir noktaya ulaşabilirler. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma da, ekip arkadaşlarım adına da bizi çok güzel bir stüdyoda ağırladınız. Tekrar görüşmek üzere sizinle diyorum. Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir program oldu. Görüşmek üzere tekrar. Konserlerimize bekliyoruz. Mutlaka uğrayacağız, mutlaka geleceğiz.